Merhabalar, Serap'la Tatlar kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık yoğurtlu poğaça yapıyorum. Yapılışı çok kolay, tadı da bir o kadar lezzetli. İnşallah beğenip sizler de denersiniz. Hemen yapılışına başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı yoğurt aldım. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık su döktüm. Bardak ölçüm 200 ml. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 paket kuru maya ilave ediyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yumurtanın beyazını hamura, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Karıştırıyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. Yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesi, un miktarında hafif değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemekte fayda var. Spatula ile karıştırıyorum. Kalan unu da ekledim. Bir dolu tatlı kaşığı tuz attım. Toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Poğaça için kullandığım bütün malzemeleri videonun altına ekledim. Spatula ile karıştırdıktan sonra elimle yoğuruyorum. Hamur çok yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda gördüğünüz gibi. Üstüne temiz bir bez örtüyorum. Mayasının gelmesi için 1 saat beklettim. Mayası gelen hamurun havasını alıyorum. Yapışmaması için tezgaha biraz un serptim. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Aparatla 12 eşit parçaya bölüyorum. Bezelere yuvarlayarak şekil verdim. İlk bezeden başlayarak şekil veriyorum. Hamuru biraz açtım. Rulo haline getiriyorum. Elimle uzatarak kıvırıyorum. En son düğüm yapar gibi şekil veriyorum. Tekrar göstermek istedim. Sıkılmamanız için videoyu biraz hızlandırdım. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmanın herhangi bir ücreti yok. Bunu da belirtmek istedim. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde uğraşmak istemezseniz yuvarlak şekil vererek tepsiye dizebilirsiniz. Bütün poğaçaları hazırladım. Fırın tepsisini sıvı yağ ile yağladım. Poğaçaları aralıklı bir şekilde diziyorum. Tepsi mayasının gelmesi için 15 dakika kadar bekletebilirsiniz. Bu arada fırını 180 dereceye ayarladım, ısındı.
Yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ilave edip karıştırdım. Poğaçaların üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine haşhaş, çörek otu, susam serptim. Poğaçalar hazır. Fırının orta bölümünde fansız altı üstü kızarana kadar 180 derecede poğaçaları pişirdim. Çok güzel oldu. Çekinmeden bu tarifi deneyebilirsiniz. Süt olmadığında yoğurtla da çok güzel poğaçalar yapabilirsiniz. Yaptığınız poğaçalar soğuduktan sonra derin dondurucuda poşetleyip bekletebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartın, yeni pişmiş gibi olacaktır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Ayrıca videomun altına beğeni bırakmayı unutmayın. Başka tariflerle tekrar görüşmek üzere.